İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Anören yerindeki kazı çalışmaları devam ediyor. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sevr Antlaşması hiçbir zaman geçersiz ilan edilmemiştir, hala geçerliliğini korumaktadır. Aurora, Beyrut'taki felaket sonuçlarının üstesinden gelmek için 200 bin dolar bağışladı. Lübnan Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etti. Rusya Federasyonu ve Suriye Silahlı Güçleri Hama'daki gerici teröristlerin mağaralarını imha ediyor. Batı Ermenistan'ın gitmeye değer mekanları. Artvin'in Arsiyan Yaylası. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Anören yerinde 2020 dönemi kazı çalışmalarına başlandı. Sanat tarihçileri başta olmak üzere çok sayıda arkeolog, mimar ve antropoloğun görev aldığı kazı çalışmaları çevre düzenlemesi ve temizlik olarak 3 etaba ayrıldı. Bu yılki çalışmaları 5 ayrı alanda devam ediyor. Kazıda Orta Çağ'da bölgedeki Ermeni medeniyetine ve diğerlerine ait seramik parçaları ve sikkeler bulundu. 6 Temmuz'da başlayan kazı çalışmaları 10 Eylül tarihine kadar devam edecek. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada özetle şöyle deniyor. 100 yıl önce 10 Ağustos 1920'de Paris'in Sevr Banliyösü'nde bir yandan ana müttefikler olarak İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya ve onların müttefikleri olan Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, şimdiki Suudi Arabistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya ve Çekya olmak üzere öte yandan 1. Dünya Savaşı'nda yenilen Türkiye tarafından bir barış antlaşması imzalandı. Antlaşma, Ermenilerin Ermeni platosundaki tarihi Ermeni topraklarına sahip olma hakkını kanıtladı. Sevr Antlaşması'nın Ermenistan ile ilgili hükümleri bir dizi uluslararası ve bölgesel siyasi güçler nedeniyle uygulanmamıştır. Ancak antlaşma hiçbir zaman geçersiz ilan edilmedi ve bugüne kadar geçerli olmaya devam ediyor. İdea Vakfı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada, Aurora adlı insani yardım girişiminin kurucu ortakları Nubar Afeyan, Vartan Gregorian ve Ruben Vartaryan ile Aurora adlı ödül seçim komitesi başkanı Lord Ara Darzi, Aurora'nın Lübnan'ın başkenti Beyrut sakinlerini desteklemek için 200 bin dolar bağışlayacağını duyurdu. Aurora adlı insani yardım girişiminin ortak kurucuları ve Aurora ödül seçim komitesi başkanı şu açıklamada bulundu. Beyrut'taki trajik patlamadan büyük üzüntü duyuyoruz ve Lübnan'a acil yardım etmek için küresel çabaya katılıyoruz. Lübnan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra yanımızda olduğu gibi bugün tüm Lübnan halkını destekliyoruz. Aurora İnsani Yardım Girişiminin temsilcileri olarak tüm insani yardım kuruluşlarını Lübnan'ı desteklemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Ermenileri, tüm Lübnan nüfusunu ve Ermeni toplumunu desteklemeye çağırıyoruz. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamanın ardından Başbakan Hassan Diab hükümetinin istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanı Aoun, Beyrut'taki korkunç patlamanın ardından halkın öfkesi artarken hükümetten gözlemci statüsünde kalmamasını istedi. Al Cazire'nin bildirdiğine göre Michel Aoun, başbakandan yeni hükümet kurulana kadar görevlerini yerine getirmesini istedi. 4 Ağustos'ta Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamada en az 200 kişi öldü ve 6000 kişi yaralandı. Diab istifasını halka televizyonda duyurdu ve Lübnan'daki yolsuzluğun devletin içindekinden daha fazla olduğu sonucuna vardığını söyledi. Bu adım, acil reform çağrıları üzerine yeni hükümetle ilgili uzun süreli görüşmelerin önünü açabilir. Suriyeli mayın temizleme uzmanları ile Rus askeri mühendislerinden oluşan bir birlik, mayınlardan temizleme işine başladı. Bu birlik ayrıca Suriye'nin güneyindeki Hama eyaletinde yasa dışı silahlı grupların üyelerinin sahra askeri merkezleri, hastaneler ve üsler kurduğu mağaraları arayacak ve yok edecek. Rus mühendislik müfrezesinin komutanı Andrei Zaharov, mağaralardan birinin yakın zamanda terk edilmiş bir yerleşim yerinin yakınında keşfedildiğini söyledi. Sonuç olarak bir patlama ile yok edildi. Gerici teröristler Suriye'deki savaşın başlangıcından beri Hama'ya yerleşti. Bu, birkaç yıl boyunca birçok yerleşim yerinin yakınında mağaralar inşa edildi ve döşendi. Hala gerici teröristler tarafından kullanılmaktadır.
Batı Ermenistan'ın Gürcistan sınırında 2600 ile 3500 metre rakımda yer alan Artvin'in Arsiyan Yaylası, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen doğası, yörede efsanelere konu olmuş gölleri ve zengin florasıyla şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen doğa severlerden ilgi görüyor. Arsiyan Yaylası farklı şeyler görmek isteyenler için gölleri, zengin bitki örtüsü, trekking parkurları, kamp alanlarıyla ideal bir coğrafya. Arsiyan'a gelen ziyaretçiler yol güzergahındaki Balık Gölü ve tarihi Tibet Kilisesi'ni gezme şansına da sahip. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Asmar Yaman adlı eseri sunuyoruz. Asmar Yaman, 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 dile baru dala do Yaman. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.